Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arıcan. Yepyeni etkinlikleri izlemeye hazır mısınız? Haydi başlayalım o zaman. Güzel çocuklarım merhaba. Hepinizi çok özledim. Geçen dersimizde 5 duyu organımızı öğrenmiştik. Vücudumuzun bölümlerini öğrenmiştik ve sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz bunları öğrenmiştik çocuklar. Bugün de size güzel bir şiir okumak istiyorum. 5 duyu. Gözlerim olmasaydı annemi göremezdim. Ellerim olmasaydı bebeğimi sevemezdim. Burnum da olmasaydı koklayamazdım ben gülü. İşitmese kulağım dinleyemezdim bülbülü. Dilimle hep tadarım şekerlerin tadını. Unutmayın çocuklar, 5 duyunun adını. Çok güzel bir şiir değil mi? Sağlığımıza dikkat etmediğimizde, yeterli ve dengeli beslenmediğimizde ve temizliğimize de dikkat etmediğimizde çocuklar bizleri ne hasta eder? Evet, mikroplar. Şimdi hep birlikte gelin bir parmak oyunu yapalım. Mikrop. Bir gün mikrop yolda yürüyormuş. Acaba bugün kimleri hasta edeyim diye düşünürken bir evin kapısını açık görmüş. Merdivenleri tık 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 diye tırmanmış, kapıya tak 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 diye vurmuş. İçeriden Ali, kim o? Benim mikrop kardeş. Ne istiyorsun? Seni hasta etmeye geldim. Ama sen beni hasta edemezsin ki. Ben yemeğimi yiyorum, uykumu uyuyorum, aşılarımı oluyorum. Doktor kontrolüne de gidiyorum. Sen beni hasta edemezsin demiş. Mikrop kardeş de o zaman ben de başka çocukları hasta etmeye giderim demiş ve çıkmış. O sırada Ali'nin annesi merdivenleri sabunlu suyla siliyormuş, siliyormuş, siliyormuş. Mikrop kardeşin ayağı bir kaymış. Kendisini dışarıda çöplükte bulmuş. Gördünüz mü çocuklar? Merdivenlerin temizliği, sabunlu suyla silinmesi, mikrop kardeşin çöplükte bulmasına neden oldu kendisini. Çocuklar, biz göremiyoruz ama bizim vücudumuzda adeta makine gibi çalışan organlarımız var. Beynimiz, kalbimiz, ciğerlerimiz, böbreklerimiz, dalağımız, pankreas, bağırsaklarımız ve bizi bir de ayakta tutan iskeletimiz var. Hadi bakalım şimdi bu organları bize anlatan çok güzel bir şarkı geliyor. Yine ben. Hep beraber şarkı söylemeye hazır mısınız arkadaşlar? Haydi başlayalım o zaman. Kafamız bir radar gibi dönüyor hep sağa sola. Yukarı kaldır aşağı indir, dikkat et sakın çarpma. Gövdemiz bir sığınaktır, iç organları korur. Dengeyi sağlar vücudumuzda tam ortasında durur. Kollarımız, ellerimiz tutuyor ve kaldırıyor. Bacaklar ve ayaklarımız bedenimizi taşıyor. İskelet bizi dik tutar, vücuda hareket katar. Sarar kaslar, kemikleri üzerini örter deri. Harikadır vücudumuz, ona iyi bakmalı. Spor, uyku, beslenmeyle temizlikle korumalı. Hoşçakalın.